Festival Park Yeni Kapı 23 Temmuz 14 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. DJ Mert Hakan hafta sonu müzikleriyle festivaldekileri coşturdu. Dün akşam Haluk Levent'in sahne aldığı festivalde bu akşam Motive ve Bege konser verecek. Ayrıca Number One ve Number One Türk radyolarında anonsları takip edenler çift kişilik bilet kazanacak ve Number One'ın festivalindeki standına gelenler 20 Hits Token para ve sürpriz hediye kazanma şansı elde edecek. Will Smith, Oscar ödül töreninde sahnede Chris Rock'a tokat attığı için aylar sonra özür diledi. Smith, sosyal medya hesaplarından olaylı hareketle ilgili bir video yayınladı. Aktör yaptığı açıklamada, "Özür dilerim, çok pişmanım" diye konuştu. Ece Seçkin'e konserde şarkı söylediği sırada telefon fırlatıldı. Duruma tepki gösteren Seçkin, "Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı" dedi. Bir Türk Masalı geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Film, karanlık ve aydınlık tarafından kaderleri değişen Mutluluk Ülkesi karakterlerinin yaşadıklarını konu ediyor. Cemal Hünal, Amine Gülşe, Doruk Sarıduman'ın rol aldığı filmin yönetmenliğini Toprak Sergen üstleniyor. Kasım'da 60 yaşını basacak olan Demi Moore, mayolu pozlarını Instagram hesabında paylaştı. Formundan hiçbir şey kaybetmeyen oyuncu, "60 yaşına basmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Amerikan bilet satış şirketi Ticketmaster, şarkıcıların ilk konserleriyle şimdiki konserlerinin bilet fiyatlarını karşılaştırdı. Adele, 11.900 dolarlık artışla listenin zirvesinde yer alırken, 100 dolardan 5.000 dolara çıkan Bruce Springsteen ikinci, 150 dolardan 4.900 dolara çıkan Olivia Rodrigo ise üçüncü sırada yer aldı. Banu Alkan, 3 ay önce tanıştığı iş insanı Kemal Yıldız'la evlilik yolunda ilk adımı attı. Oyuncu nişanlandığını açıkladı. Hülya Avşar, Enes Çiley'in sahibi olduğu bir mücevher markasının marka yüzü oldu. 50. yılını kutlayan firmayla milyonluk anlaşmaya imza atan ünlü sanatçı ilk kez Bodrum Günay sahnesinde kullandığı takılarla bu işbirliğini duyurdu. Pandeminin etkilerini atlatan turizm sektörü 2022 ve sonrasında rekor hedeflerle ilerliyor. Bu yıl 37 milyar dolarlık gelirle 47 milyon turist bekleniyor. Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Michael Kors'un yeni koleksiyonu için siyah bikinisiyle objektiflere poz vermişti. Süper model çekimden yeni kareleri Instagram hesabında paylaştı. Emine Ün, Bodrum tatilinde formda görüntüsüyle bir kez daha adından söz ettirdi. Deniz sezonunu açan oyuncu, "Çok kısa gün, çok büyük mutlulukla geçti" notu düştü. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Beşiktaş'ta forma giyen Emirhan İlkan ve Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Torino, Emirhan için 4,5 milyon euro teklif ederken Arda içinse Arsenal devrede. Genç futbolcu için istenen rakamsa 25 milyon euro. Galatasaray 2022-2023 sezonu öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı İtalya Serie A ekibi Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki açık su yüzme yarışçısı Aysu Türkoğlu, Manç Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. Türkoğlu, İngiltere sahillerinden Fransa kıyılarına tam 16 saat 28 dakika 39 saniyede yüzerek rekor kırdı. Formula 1'in 13. ayağı olan Macaristan Grand Prix'sine 10. sıradan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen yarışı 1. sırada tamamladı. Beko Android TV spor haberlerini sundu. Oh, oh, oh.